Sokak lezzetinin kralını çekelim. Nereye gidelim? Kral Kokoreç'teyiz. Sokak lezzetlerini çekiyor olacağız. Daha iyi böyle bildiğim için. Ya seviyorum ben abi. Burada işler güzel. Seni gören geliyor. Abla ablayı gören geliyor. Evet. Tak tak. Tüm tüm. Tam tüm ye. Yok dayanamadım. Yani bu oturup yiyecekler var. Yoğurtumuz. Afiyet olsun. Sevgili takipçilerimiz, herkese merhaba. Gazeteciliğin saati yoktur cümlesini tam olarak şu anda uyguluyoruz. Çünkü şu anda saatimiz 9.30-10'a geliyor. 21.30-22 civarı. Ve biz sizler için kalkıp Tekirdağ Süleyman Paşa'nın kendine münhasır Efkan Beyefendi'nin mekanı olan Kral Kokoreç'e geldik. Ve bu gece burada sizler için efendim sokak lezzetlerini çekiyor olacağız. Şimdi Kral Kokoreç'e geldiğinizde adı kokoreç olabilir ama sadece kokoreç yok. Sokak lezzetlerine ait birçok lezzeti bir arada bulabilirsiniz. Haliyle kokoreç tercih etmeyen insanların da tercih edeceği çok sayıda lezzet burada bulunuyor. Hemen şöyle bir özetlemem gerekirse Adana, tavuk şiş dürüm porsiyon halinde, kanat, çöp şiş, dana kokoreç, kuzu kokoreç, sucuk ekmek, köfte ekmek, uykuluk, şırdan, ıslak hamburger, midye severlere midye ve yine son zamanlarda birçok kişinin lezzet olarak gözdesi olan tereyağlı, yoğurtlu, böyle birçok lezzeti anında size verebilecek olan tantuni, yoğurtlu tantuni. O yüzden biz bugün buraya gelmeyi çok istiyorduk aslında, uzun zamandır istiyorduk ve nihayet istediğimiz, sizler için çekmeyi arzuladığımız sokak lezzetleri adresi için Kral Kokoreç'teyiz. Herkese buradan tekrar merhaba. Bu işe başladık. 3 yıl oldu yaklaşık sevgili dostlar. Dedim ki hep Habibe'ye ya bir sokak lezzeti çekelim. Kim var? Sokak lezzetinin kralını çekelim. Nereye gidelim? Kral Kokoreç'e Efkan'a gidelim. Efkan'ı ikna etmek çok da kolay olmadı. Epeydir çekelim diyorduk. En sonunda zamanımız uyuştu ve geldik Kral Kokoreç'e, krala yani bu kokoreçin kralına. Ama esas maksadımız bu akşam gelmemizdeki maksat benim son günlerde hastası olduğum, hele de Efkan'ın mekanında hastası olduğum tantuniye, tantuninin çeşitlerini size göstereceğiz. Ama burası nerede diyecekseniz Süleymanpaşa'da, Tekirdağ Süleymanpaşa'da, Murat Caddesi ile Hükümet Caddesi'nin kesiştiği tam köşede, yani mekan olarak da süper bir yerde. Zaten aslında Efkan'cığımın da böyle bir reklama da ihtiyacı yok ama gerçekten harika bir mekan, harika bir lezzetle bizlere ulaşıyor. Kendisini şimdiden tebrik ediyoruz. O lezzetleri de tatmaya inanın acele ediyorum diyebilirim. Afiyet olsun şimdiden. Çocukluğum benim öğretmen evlerinde garsonlukla geçti abi. Sonra 18 yaşında devlet memuru oldum. Yetiştirme yurdundan çıktım. Devletin yetiştirme yurdunun bize vermiş olduğu bir hak var. Yani 18 yaşından sonra işte eğer bir suça karışmazsan devlet bize iş imkanı veriyor abi. Girdin sonra? Devlet memuru oldum abi. Bir 10 sene, 12 sene falan devlet memurluğuyla burayı 5 sene götürdüm. Sonra ben tercih yapmak zorunda kaldım. Artık vücut kaldırmıyordu abi. Çocukluğum hep öğretmen evlerinde garsonlukla geçtiği için sokaklarda daha iyi böyle bildiğim için. Ya seviyorum ben abi sokak kültürünü, sokağı. Yok şeyin de iyi. Yani müşterin iyi, müşteri kaliten iyi. Yani ve oldukça keyifli.
reklamını, PR'ını da iyi yapıyorsun sosyal medyadan. Yani bu nereden geldi? Böyle bayağı bir şeysin, aktifsin de. Abi işte öğretmen evinde komünikle başladım. Garsonlukla, şef garsonlar kadar. Sağ olsun Fikri Hocam diye bir hoca var. Allah razı olsun ondan. O çok sahip çıktı. İçime böyle ukde oldu abi. O zamanlardan bu zamana bir gün ben de yapacağım. Bir gün ben hep hayalimde vardı yani. Ondan sonra memuriyetle ikisini bir anda götürdüm. 5 yıl falan böyle bir götürdüm abi. Ondan sonra memuriyeti bırakmak istedim. Burada abi. Nasıl işler ve Tantuni'ye nereden geldi aklına? Burada işler güzel. Allah aşkına sizin gibi sevdiklerimiz yanımızda olduğu sürece seni gören geliyor. Abla ablayı gören geliyor. Diğer abileri gören zaten geliyorlar. Burada işlerim iyi. Tantuni artık insanlar abi her taraf kokoreççi. Hepsi birbirinden iyi kokoreç yapıyor herkes. Ben biraz daha farklı olmak istedim abi. Farklı bir şey olsun istedim yani. Yani mesela midiyi ilk koyanlardan biri benimdir kokoreçte. Islak hamburgeri ilk getiren benimdir kokoreçte. Sonra çırdanla başladım. Şu an çırdan gidiyor. Ya insanlar biraz daha böyle özellikle bayanlar hafif lezzet istiyor abi. Hafif yemek arıyorlar. Onların yanında ne yapabilirim diye düşünüyorum. Ondan sonra tantuni yapayım dedim abi. Ondan sonra tantuniye başladık. Allah'a şükür o da tuttu. İnan lavaşından etine kadar, ustasına kadar kaliteli kullanıyorum. Yani tereyağım bile, yine aşağı bakarsın abi, çok kaliteli tereyağı kullanıyorum. Zaten kötü olsa sen bu kadar yemezsin abi. O yüzden elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ürün de ortaya çıkıyor abi. Ustam kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler, hoş geldiniz. Mersin tantuni yapıyoruz. Et tantunimiz, Mersin'e özgü bir yemek çeşidimiz. Yıllar önce Mersin'de bu tantuni nasıl çıktı diye merak ediyorsanız, tantuninin geliş sebebi, evet, tak tak, tüm tüm, tantuni. Geliş sebebi bu arkadaşlar. Mersin lezzetini Tekirdağ'a getirdik. Kral Kokoreç'teyiz. Yiyen arkadaşlarımız da ikinciyi yiyorlar. Evet, yağımızı koyduk, suyumuzu koyduk, baharatımızı koyduk. Lavaşlarımızı ısıtıyoruz. Tercih olarak bunun içerisine soğan, maydanoz, domates, sade dürüm, yarım ekmek arası veya yoğurtlu ki çok tercih ediliyor. Yoğurtluyu da iki aşamalı yapabiliyoruz. Sarımsaklı, sarımsaksız. Ama sarımsaklı oldukça yoğun seviliyor. Lavaşımızı mümkün olduğu kadar her yerini ısıtıyoruz ve yağlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. O salatayı alabilir miyim lütfen? Küvete. Evet. Bu iki porsiyonluk değil mi? Bu şu anda bir dürümün içerisine girecek. Biri sade dürüm olacak, biri yoğurtlu olacak. Evet, bol bol. Ki bunu hiçbir yerde koymazlar. Şu anda iki porsiyona yakın etimiz var. Arkadaşlar. Bir çelik tabak alayım şuraya, ya da bir tabak. Hemen. İzlerken bir kere daha çıktım ben. Abi ver. Evet arkadaşlar. Tamam aldım Efendim Bey. Gerek yok. Düşmesin. Evet. Kızırtısı ve lezzetin ayak sesleri arkadaşlar. Bütün Tekirdağ ve çevresini bekliyoruz. Efkan müthiş bir usta bulmuşsun ha. Hayır, el hareketleri de. Bir de arkadaşlar şunu da hatırlatalım. Bu Mersin tantuni ve ustamız Mersinli. Evet. Mersin özelliğimiz. Tabii. Bu da Mersin özelliğimiz. Refik abi, bir tane Adana dürüm, bir tane tavuk şiş dürüm. Tabii. Adana dürüm ve tavuk şiş dürüm de geldi arkadaşlar. Sokak lezzetlerimizde bunlar da mevcut. Sosumuzu hazırlıyoruz arkadaşlar. Bu ne, nereye bu sos? Bu yoğurtunun üzerine arkadaşlar. Ve tamam, şu anda yoğurtlu yapmaya geçiyoruz.
dilimliyoruz arkadaşlar. Lokma şeklinde ağzına gelecek. Çok büyük de kesmiyoruz. Bazen şikayet geliyor çok büyük diye. Evet. Alıyoruz. Bu yoğurtlumuzun temeli. Ayak sesleri de geliyor. Sarımsaklı yoğurdumuz. Ben bunu bazen beyteye benziyorum. Biz de onu aslında söyledik her yerde. Beyti, mantı, kantuni, her türlü 3 tane tadı alabiliyorsun bunu. Evet. Şu anda sosunu üstüne koyuyoruz. Burada mı, orada mı koyacağız? Evet. Dur bekleyin ustam. Evet arkadaşlar, üstüne bol etini de dolduruyoruz. Önce gözü doysun, ondan sonra da karnı nasıl olsa doyar. Tereyağımızı da koyuyoruz bolca. Evet. Üstünün sosunu. Hemen arkadaşlar birazcık maydanoz süslesin. Evet, birazcık da sumağımızı atıyoruz. Yoğurtlumuz afiyet olsun. Hazır. Bravo usta. Teşekkürler. Bu kadar hızlı bir şekilde hazırlayabiliriz. Sizin lezzeti sunarız. Ağzınıza layık, afiyet olsun. Yok dayanamadım ya. Yani bu oturup yiyecektik ama. Hakkını veriyorsun. Valla hakkını veriyorsun Özkan abi. Gerçekten hakkını yaşıyorsun. Valla inanılmaz bak. İnanılmaz. Afiyet olsun. Evet sevgili takipçilerimiz, şimdi sokak lezzetleri dendiğinde aslında birçok yelpazesi var, az önce sizlere saydık. Yani doğruyu söylemek gerekirse ben çok kokoreççi değilim. Beni tanıyanlar aslında iyi biliyorlar ama tabii ki buranın farkı var kokoreç konusunda. Ama ben burada tam da kendime has ve benim damak zevki olarak da çok beğendiğim lezzetler üçlemesini kendime buldum ve hemen Mersin'in ustamızla birlikte yaptık. Gerçekten ustamız da Mersin'in olduğu için tam olarak Mersin'e gitmişçesine elinden çıkarmış oluyor. Haliyle orijinal bir tat tabağımızda şu anda. Şimdi buradaki üçleme ne derseniz tereyağı, işte sarımsaklı yoğurt ve lavaşla birlikte tantuni dürüm. Yani birçok yerde dürüm tantuni yiyebilirsiniz ama şu versiyonuyla sanıyorum ki çok fazla yerde bu lezzeti bulamazsınız. Dediğim gibi zaten Kral Kokoreç Süleyman Paşa da farkını her anlamda konuşturuyor. Mersin ustamızın elinden de başka bir tada geçmiş oluyor. Şimdi hemen sizler için bu harika lezzeti tadımlamak istiyorum. Zaten bakın işte yoğurdun güzelliği, lavaşın güzelliği ve o muhteşem tereyağı birleşimi. Et tantuni, ki et de gayet kaliteli bir şekilde alınıyor ve işleniyor. Hemen sizler için tadıyorum efendim. Muhteşem. Şöyle söyleyeceğim, bence bunun adı beyti tantuni falan olmalı. O tadı da veriyor. Şu anda izninizle ben bu güzel lezzeti afiyetle yemek istiyorum. Siz de bu güzel muhteşem lezzeti deneyimlemek istiyorsanız adres Kral Kokoreç.